dinleyicilerin dünyasından hayırlı akşamlar diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selamun aleyküm. Allah'ın nuru, rahmet üzerinizde olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür, bir şükür. Bizler iyiyiz. Bizler bugün neredeyiz? Bizler sizler için Gaziantep'in en meşhur köşk kebaptayız. Neden biz buradayız? Çünkü buranın kebabıydı, ciğeriydi, tatlısıydı, doyum olmaz. Buraya geldiğiniz zaman Gaziantep'e muhakkak girmeniz gereken tek yer var. O da köşk. Volkan bir kamerayı çevirelim hayatım. Gördüğünüz gibi köşk kebap. Evet. Aynı zamanda burada bir de beyran da var. Gaziantep özel beyran da var. Yani burada yok yok. Girdiğiniz zaman tatlısıydı, kebabıydı, beyranıydı, kavurmasıydı. Her şey 10 numara 5 numara dedim. Her şey burada var. Ve benim vazgeçilmezlerimden bir tanedir. Neden? Ben şehrin diğer ucunda oturuyorum. Ben Şahinbey'de oturuyorum. Oradan buraya Şehit Kamil'e geliyorum. O kadar mesafesi var ya arkadaşlar. Ama lezzet mükemmel. Lezzet için geliyorum ya. Hani her yerde tamam kebaptır, beyrandır yapılır ama kesinlikle buradan başka bir yerde yiyemezsiniz. Canlar burada çok ciddi bir trafik var. Evet. Gerçekten Türkiye kanalına bir dönüş yolu. Burası da otoparkları buranın. Burası da köşk kebabın otoparkı. Şöyle aynen. Şöyle yapalım. Köşk kebabının otoparkına ait. Evet tabii ben böyle kusura bakmayın size biraz şey oldu. Eyvallah. Ben kapıları açtım böyle kendi mekanım gibi girip teşkil ettim. Evet. Neden? Hizmet çok güzel. Lezzet çok güzel. Her şey çok güzel. İçerisi bizde sizlere neler bekliyor? Çok güzel sürprizler bekliyor. Öncelikle size öğrencimiz güzelliğinizle göstereyim. Gaziantep'te Türkiye'de bir tane diyelim. Daha da sadece bende. Zaten şey diyorlar. Ha şu elektrikli arabayla gezen can siz misiniz o? O benim arkadaşlar. Hatta diyorlar ki bana. Ben başlıyormuştum bir tane daha var galiba. O dedim eşim arası böyle ben kullanıyor da o kullanıyor ama biraz benim araba. Araç benim diyorum. Arkadaşlar aracımı ben buraya koyuyorum. Kapılarımla açtım şöyle güzel bir şekilde. Bu farklı şunu da alsam aracımda. Hatta bunu bu şekilde kapağına koyayım. Tamam. Şimdi aracımızı ben kapıları kapatalım. Biz içeriye geçiyoruz çünkü içeride mükemmel lezzet bizi bekliyor. Aynen. Canlar şu anda aracı park ettim ve geçiş yapıyorum. Gel bakalım. Bak burası da aynı zamanda Cansu. İşte burası da buradan çekelim. Gel gel. Heh. Burası da karşıdaki ikinci mekan arkadaşlar. İkinci mekan. Hani artık o kadar çok müşteri var ki talep evet. Çok fazla olduğu için. Burası da beyran ve katmermiş. Evet beyran ve katmer bu tarafta talep çok fazla, lezzet çok güzel. Kapış kapış oturacak yer bulamıyoruz. Bu evet. Evde artı olarak ikinci ön dükkandan ulaştılar. İçeriye firma sahibinin yanına gidiyorum da. Evet. Gel. Merhabalar. Hoş bulduk. Firma sahibimiz. Hayırlı akşamlar, merhabalar. Biraz bu sohbet edelim mi istersen? Tabii. Şunu müsaadenle çekelim. Bana ne kadar güzel düşünmüşsün ya. Ay evet sigara içerken özellikle. Sigara içenlere duyulur. Her şey düşünülüyor burada. Hizmet sınırsız arkadaşlar. Evet. Hizmet mükemmel, lezzet mükemmel, mekan mükemmel. Şimdi burada arabayla park etme sorunu aslında insanlar çok yaşıyor. Onu bile çözmüşsünüz. Aynen. Yani gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Yani milletimiz evet. Şeydir, mesela bir adım atmıyordur. Eğer dükkanı geçsin. Kesinlikle öyle. Gider. Ama onu bile düşünme karşınız o kadar güzel bir otopark olmuş ki. Vale hizmetimiz de var. Vallahi bravo. Gerçekten bravo. Ya şimdi çok güzel ya. Sigara içerken üşümesin müşterilerim de. Üşüceğim memnuniyeti. Şimdi Cenan Bey'le içeride sohbet edelim mi? Hava güzel ama içeriye geçelim. İçeride mükemmel şeyler var. İçeride bir sohbet hadi. Edelim. Hadi. Efendim, kadın eli değmiş diyoruz o zaman buranın lezzetine. Ya doğru mu? Doğru. Temelinde annem var. Aynen. Beraberden babayı hep destekliyor. Evet. Daha kasaplıktan kebapçılar geçiş yaptılar. O dönemde çok da
isteği oldu. Utanmıyorsunuz da burada tabii ki. Yani burada bir aile şirketi var. Ailen emeği var. Herkes burada. Size de bunu bekliyoruz inşallah. Arkadaşlar yarım saattir buranın boşalmasını bekliyoruz. Doğru mu Cansu? Doğru. Çıktım çıktımdı biraz önce sıra vardı. Boşalmasını bekledik. Pandemiden dolayı biraz sakinlik olsun dedik ama maşallah sakinlik olacak gibi de değil yani. Yok çünkü yapmak için ara veriyoruz. Biraz sakinleşsin ama maalesef arayı vermemize rağmen içerisi tık tık maşallah diyelim. Yani maşallah maşallah maşallah. Tezgah başında o kadar güzel ürünler var ki ben tadına doyum olmaz. Böyle ağzım kavuş kavuş ettiğini hissediyorum. Hemen sizi kebabın başına alıyorum. Gel bakalım. Buyurun. Kimozun sahibi Celal Bey de burada. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Burada güzel bir lezzet, güzel bir koku var. Okan'cım ilk gün alabilir miyiz biraz? Şimdi neler var? Burada biraz anlatabilir misiniz? Kuşbaşı, Adana kebabı, tavuk sarma, yaprak kebabı spesiyallerden. Ooo çok güzel ya. Kumbaraş da var. Evet. Kuşbaşı. Şunlar değil mi altta giden? Sağdaki üstteki soldaki maraşlar var. Tamam. Sucuk kendini mi alardınız? Oo güzel gözüküyor. Kasap sucuk. Çok iyi. Kasap sucuk ve ciğer. Oo işte mükemmel. Hani diyecek köşk neden köşk? Buranın mükemmel bir kebabı çok güzel. Koruması çok güzel. Aynı zamanda kaşmeri var çok güzel. Mekan zaten tamamen otantik. Şimdi tekrardan size mekanda gezdireceğim. Ocak başındayız. Neler neler var burada gördüğünüz şimdi gibi. Şimdi bu 96 yılında mı kuruldu efendim? 96 yılında kasaplıktan başladı. Kasaplıktan başladı, evet. Kasaplıktan kebapçılığa geçiyor. Evet. Peki, kaç yıl yani siz birkaç yıl yaşamışsınız? Babadan geçer mi mesleğine? Babayla beraber devam ediyor. Çocukluktan beri geliyor. Maşallah. Siz kaç yaşlarınızın tezgah başına? Ben de dedim biraz bunu o benden daha önce geçti. Ben de bu kadar ortaya çıkıyor. Benimki biraz daha geç oldu ama her tarzıda her bir sayıda maşallah. Şimdi Gaziantep'ten işte hep böyle misafirler geliyor. Diyorlar ki köşke gidelim. Ya şimdi maşallah yani öyle bir güzel bir isim yapmışsınız ki insanlar burayı yani görmeden ya da burayı işte bir ziyaret etmeden tekrar memleketlerine gitmek istemiyor. Şimdi bu sizin için çok güzel, bizler için de çok güzel bir mutluluk açıkçası. Bu nedenle de Cansu hani sizin davetinizle buraya gelip buradaki eşsiz lezzetleri insanlara tanıtmak istiyoruz. Çünkü Gaziantep'e gelip de hani zaten gurme bir şehir. Cansu Hanım gibi çok dostluğunu misafirlerine geliyor. Evet. Özellikle çekim yapmaya, harika. Harika. Görmeyi ziyaret etmeyi yine geliyor. Tabii. Şimdi efendim şöyle, her yerde kebap çok. Hayır. Ama lezzet yok. Buradaki gibi değil efendim. Lezzet. İnşallah. İnşallah. Ya Dürmen Bey, şimdi diyorum ki Volkan dedi. Çekimlerimiz de var ama ben acaba gelmek için sorumsuz. Neden buranın mükemmel bir ciğer koruması var? Tavuk kebabı ayrı bir güzel. Diğer kebaplar da mükemmel ama ben kavurmuyorum. Buradan başka bir yerde geliyorum. Baharatınız evet. Tabii. Sizin ayrı bir özel bir ona şey diyorsunuz. İksir diyorsunuz herhalde. İksir de. Aynen. Aynı şekilde. O zaman şey yapalım mı? Bir ara verelim. Tekrardan yan tarafa doğru geçiş yapalım. Tamam. Okey. Şimdi size burada neler yapıyorsunuz? Bizim önümüzde aslında neler var? Bizi bir ondan geçiyoruz. Ben baştan sonra bir işlerimiz var. Savuşan çok güzel. Evet. Ciğer doğumlu. Ondan sonra şuradan tamam. Vedat hoş geldiniz efendim. Merhabalar Vedat Bey. Nasılsınız? Bu haftanız neydi efendim? Şimdi özel kimyonlarınız, soslarını evet koyuyorsunuz. Tuzunu atmıyoruz. Yani pişmiş şekilde yani zaten bu. Evet. Hazır yani. Sadece baharatını atıyoruz. Burada evet karıştırıyoruz yani. Merhaba. Bir kavram yani. Bu tencere günde kaç defa bitiyor efendim? Kısmet diyelim ya ondan yani. Ya evet. Yani bunun devamı sürekli var yani. Maşallah maşallah. Özel tencere ve tane olarak da özel yapıyoruz onu biz kendimiz. Buna daha döktürüyorsunuz. Evet kendimiz yapıyoruz. Çünkü tencerede lezzet çok önemli. Havari. Havari. Havariymiş bakın arkadaşlar. Benim annem cezve vermişti de ben böyle antik olarak koydum bu lafa. Ama şimdi çok güzel duruyor. O kadar mesela kullanmışsın hayatım. Şunun güzelliğine bakın ya. Emek ya. Çok aynı çok emekli bir şey herhalde. Evet, tabii. Peki bunu yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Yapım aşaması nedir? Bunun yapım aşaması ilk başta sevgi, pişirme. Evet. O var. Tabii. Evet. Buraya doğru bakın. Size güzel çekelim. Evet.
Peki. İlk yapım aşaması önemli olan titizlik, temizlik yani. Yani kendin yiyebileceğin şeyler başlayabilir. Sonra çocuğa. Günlük taze mi çıkarıyorsunuz? Günlük taze mi çıkıyor? Her gün taze çıkıyor. Peki ne kadar yani? Şimdi bir kazan şimdi. Evet. Bir kaç kazan yapıyorsunuz bu şekilde? Ya şimdi işi kısmet diyelim biz ona. Değişiyor. Yani. Bereketli açmazsın. Tabii tabii. Tabii. Bir şey açmaz, şey olmasın tabii. Diye. Gelen misafirimize bağlı. Bağlı. Değil mi? Yani bunu... Evet. Bize bir söz vardı, sanatçıların ustası müşteridir yani. Anlamı da şu şekilde. Adını biliyorsa müşteri her zaman gelir yani. Ya ben yine kentte oturuyorum. Evet. Bir ben de yani son yıllık evliyim ama 10 yıldır da kendim eşime pili kavurma buradan başka bir yerde yemem. Yiyemiyor efendim, başka bir yerde kavurma yiyemiyor yani. Buradaki ben başka. Neden? Çünkü mükemmel bir tat var, lezzet var. Bir de buna kesik diyorsunuz siz değil mi? Evet, evet. Siz kesik. Emek olsa da kesik geliyor. Emek var, sevgi var. Evet. Sizler varsınız. Sizlere kadar şey, bereket var. Aynen. Bir alet de neye var burada? Ay, çok güzel duruyor. Allah'ım o ilim işte, nereden verdi? Böyle güzel bir yere Türkiye'ye atanmayı çok istedim. Rabbim davet getirdi, sizlere davet ettiniz. Dedim tabii ki bu davet için. İsim kırptı da var orada. Aa, burası. Başlayabilirsiniz. Bakayım ama. Esasından röportaj yaparken de yemek güzel olur. Gerçekten yani. Hemen kesinlikle bakalım. Evet. Yanında da böyle. Bunu atalım şöyle. Şöyle kim yok? Biraz sumak. Evet. Suyu suya bağlısınız. Alır yiyelim. Bence geri kalanla yeterli. Tamam. Şimdi hemen. Şöyle yapalım. Bakın dürümü katlarken. Bunun devamı da var aslında. Aa evet doğru. Burada bir salata bölümü var. Salata bölümü var. Oraya geçelim. Zaten bize yarayacak olan sadece soğan piyazı. Şöyle biraz soğan piyazı alırsak. Bir de buradan limon alırsak. Evet, limonsuz olmaz tabii. Evet. Ya işte geldi bunu şimdi. Ben çok seviyorum biliyor musunuz? İşte arkadaşlar köşeye geldiğinizde hem lezzeti hem de ilgiyi beraber alıyorsunuz. Yiyeceğim arkadaşlar kardeş evet. Gibi hazır. Tadına bakmak istiyorum. Hemen şurada katlasam olur mu acaba? Şöyle katlasam. Zaten ekmek kendi imalatınız değil mi? Ekmeği kendiniz yapıyorsunuz. Yalnız bu çok güzel duruyor. Muhteşem. Anlayabiliyoruz. Tarifini anlatamam size. Hizmetçimiz arkadaşlar ya. Daha neyse Gaziantep'te. Buraya gelmesi gitmeyin. Evet. Mükemmel. İşli köfte de gördüm orada. Onlar da mı kendi şeyleri? Bir tane de babayadan götür. Ya ben bunları hep kenara bırakacağım. Çünkü şimdi davet etmem gerekiyor. Burayı ne buldum arkadaşlar bakın. Şöyle özel Gaziantep işli köftesi. Yapımı, tamam. Ev yapımı. Evet. İşli köfte. Dışı kıyır kıyır herhalde. Evet. Şöyle yapalım. Bu arada bir tane. Bakar mısınız? Köfte evinde biz ben çok önem verdiğim şey şeklidir. Yani dışarıda insanlar bunu biraz baharlı pişiriyor ama bizim Gaziantep'e özel işi köftenin şu şekilde olur ve açabiliriz diye izninizle. Yeter mi? 3 kişiye. Şunu at. Güzelliğine bakar mısınız ya? İçinin içine bakın. Malzeme tamamen cevizli. Mükemmel. İçine neler koyuyoruz? Evet. Celal Bey bize anlatabilir misiniz mesela neler koyuyorsun? Neden bizim Gaziantep işi köftesi özel? Onunla ilgili de biraz bilgi verin. Aslında Antepçilerin her köftesi özel var. Ayrı ayrı el lezzeti var. Yapma kaçana sonra içine koyduğunuz olacak. İncelik. Evet bakın ince açılmış. Bakar mısın? Şu içi. Bu ince açılmış. Yani şuradaki şu dışı ince açılması gerekiyor. Çünkü ağzını aldığınız zaman bir yere etmesi gerekiyor. Yani annelerimin yaptığı öyle. Bu da anne sürü. Aynen anne sürü doğru. Arkadaşlar burada yok lütfen. Burayı es geçmeyin. Bu arada burada kebaplar da var. Onlara da bakın. Sen karışık kebap istemişler anladığım kadarıyla. Kanadı, badanası, evet. Şüşlemesi, sade kıyması, kuşbaşısı, ciğeri, sade kıyması. Oh, bu karışık mükemmel kebap arkadaşlar görüyor musunuz? Bitkinden de anlatabiliriz. Evet. Tavuk, kanat, Maraş tarafında, yani kaburga diğer bir tabiriyle, kemiksiz, yağlı ve lezzetli, küşleme, yürek, ciğer, balak,
Adana, patlı kentler oldu. Mantar kebap piştikten sonra üstüne kaşar tereyağı yapıyoruz. Vay vay vay. Krenli kebap, haşhaşlı şey kebap, sade kıyma, buzlu diğer bir işte. Ay lazım. Kenalı ya da kuşbaşılı isteğe bağlı. Allah Allah. Yaprak kebabı. Sucuk kendiyim hala. Kendiyim hala. Kasap beraberinde beyranımız var. Beyran da var. Allah Allah. Arkadaşlar buraya geldiğinizde aşk olmazsınız. Üstüne de alayım abi. Tatlı olarak katmenimiz var. Evet, bir de onun çekimini yapacağız hemen. Bakın kameraya öneriyorum. Beni besleniyor demek. Bakar mısınız şuna ya? Ay maşallah. Gerçekten çok güzel ya. Şu anda bir efsane. Onlar da bakıyorlar. Evet. Görüyor musunuz yine? Tamam artık açıldı. O ne bu kadar yağlıydı? Sade yağ. Sade yağ Gaziantep'in olmazsa olmazıdır. Baklavaya tat veren sade yağdır. Aynen düşünüyorum. Sade yağ da tereyağlı kökünden yapılır. Güzelliğe bak ya. Ay maşallah diyorum. Bu arada bakın, bakır kaplarda sunum yapılıyor. Bunlar da bizim Gaziantep'e özel bakır kaplarımızdır. Her kadın cinsinde vardır. Bunlar kuşboku fıstığımız. O şekerimiz. Şekerimiz ve sade yağımız. Sade yağımız. Bakır kaplarımız da var değil mi? Bunun zaten en önemli kısmı zaten. Oo, bu da kaymağımız. Yalnız sunum süt çok güzel olmuş burada. Süt kaymağı, evet. Yemek kaymağı değil. Evet, süt kaymağı. Yemek kaymağı değil. Süt kaymağı. Evet. Yani şimdi şöyle, Antep'te katmer diye satılıyor. Evet. İnsanlar mesela katmer yediğini zannediyor. Ama öyle değil. Tabii, çünkü katmerin en büyük şeyi bir yağ, bir de içerisinde kullanılan kaymak. Doğru mu efendim? Evet. Bunlar fıstık tabii, toz fıstık. Şimdi biz haline bakın ya. Bakın önce sade yağını sürdü. Şimdi fıstığını atıyor. Gel de şimdi bunu yeme. Nasıl yemeyeceksin sen? Sonra diyorlar ki Gaziantep çok güzel yemekleri olduğu için herkes cidden hani kilo yüzünden bayağı bir böyle balık. Şimdi biz katmeri ya böyle akşam yemeği güzel bir yemekten sonra ya da sabah değil mi? Evet, sabah kahvaltıda. Kahvaltıda. Peki sizde de böyle değil mi efendim? Ya sabahları satıyorsunuz? Aslında şey artık o şey gelenek olarak değişen her saati var. Her saati var, bravo. Bakar mısınız şimdi eli sade yağlı ve fıstığı ezdiriyor. Bu sen kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 senedir bu işi yapıyorum. Şimdi bu içine konulan fıstığın kilosu 270-280 lira oldu, doğru mu abi? Aynen öyle. Ya toplamda şu an ortalama 350 lira. Ya kaymak zaten nitekim yine aynı. Aynen. Şimdi güzelliğine bak ya. Şimdi denemiyorlar şey kaymağı getiriyor. Bakar mısın bir atışı bile var, sürü bile var ya. Yine bol kaymaklı. Az kaymaklı, evet. Şekeri az, şekeri çok veya istediğin şey şu şekilde simit katlarımız. Bunun durma tarzı var yine böyle pampula kapalı. Daha ince. Klasik, normal Antep katlarımız. Şimdi beraberinde cevizi de yapıyoruz. O cevizi istek isteyerek. O isteğe bağlı değil mi? Cevizi de yapıyoruz. Abi Antepli adam fıstıklı ister. Cevizi tercih edelim. Öyle mi? Vay be. Cevizi tercih edelim. O da şimdi kesin Marah cevizi verandır sizinki. Bu yine normal bir ceviz değildir yani. Kelebek yaprak demek. Aynen. Bunu
zar şeklinde katlıyoruz. Yıkanır mısınız ya? İncecik ya. İçi gözüküyor tamamen. Aynen. Katman budur arkadaşlar. Yani burada katman yemediyseniz katman yedim demeyin kimseye. Bence de çok şey kaybediyorsunuz. Yani bakın arkadaşlar bunu söylüyoruz. Köşke geldiniz Gaziantep'e. Kebabınızı yediniz. Üstüne abi, bir kesik ya da başta bir kesik alıp üstüne kebap yedikten sonra burada bu katmeri yaptırmadan ustamıza, ustamız isminiz neydi? İbrahim. İbrahim ustama bize o videodaki katmerden istiyoruz demezseniz vallahi büyük bir hata yapmış olursunuz arkadaşlar. Bazen misafirleriniz geliyor. Bunun üstteki jelatin mi diye soruyor. Jelatini kaldırıp öyle mi yiyeceğiz? Bilmiyorlar ki onlar bu hamuru biz hazırlaştığımızı. İncecik bir hamur. Şimdi bu ne kadar işlemsiz? Endüstriye yapalım, evet. Burada pişiriyoruz. Orada pişiyoruz. Sonra onun haliyle göreceğiz değil mi? Hani içine göstereceğiz değil mi? Tamam. O zaman bir şey yapalım mı? Şimdi size güzel bir karışık kebap yapalım. Tamam. Böyle üstüne de ağzınızı katlayalım. Olabilir çünkü şu anda cihazımız var. Ben de devam edelim. O şekilde devam edeceğiz. Et suyu. Yani et suyu böyle öz olacak. Evet. Aşağı olacak eti ve boyun eti var. Evet. Altında pirinç tepesi var. Onun altında koyduğu kadar çok var. Sarımsak dönüşü verdik. Sıraya bağlı. Ben sarımsak dönüşü verdim. Asla yani. Orijinali bu şekilde. Acılı sarımsak. Evet, acılı sarımsak da. Arkadaşlar, hasta olduğumuz zaman ilk yaptığım şey benim beyranmış. Bunu da beyran çok güzel tavsiye ediyorum. Volkan ne geliyor biliyor musunuz? Valla bir koku geliyor. Güzel bir koku geliyor. Gel gel. Arkadaşlar bu var ya, bu ton sitesi yani. Aynı şekilde. Yanında baharatlar var, baharatları ödülük serpileceğiz. Evet. Mükemmel. Evet. Kızıltıyı duyuyor musunuz arkadaşlar? Nasıl duymasınlar? O zaman tereyağlı pişirelim bu. Bu kuzu etinden yani bir kuzudan 200 gram mı ne çıkıyor? Yani öyle biliyorum ben. Şimdi onu sorarız. Evet. Şefim getirmeye başladı. Bir kuzudan kaç gram çıkar bir tür şef hocam? Ortalama 800-900 gram çıkar. 800-900 gram çıkıyor. Evet bu da karışık. Arkadaşlar bakın. Mükemmel ya. Kendi çocukları var burada. Bir de bakın köfte koymuşlar. Onun kebabı var. Tavuk var. Tavuk kanat var. Yani hep tuzlu arkadaşlar. Artı kebap çeşitleri var. Yani burada yok yok. Muhakkak buraya dükkanlar için buraya gelin. Mükemmel bir lezzet sizi bekliyor. Hala kaşı gitmedi maşallah diyorum. Duvalı üstünde küşme ve kebap çeşitlerini herkese bekliyoruz köşk kebaba. Herkesi buraya bekliyoruz muhakkak. Şimdi de lezzetli ve et alına bakacağız. Tekrar tanış yapacağım size. Görüşürüz. Evet İbrahim Ustam. Şimdi evet, bu şimdi karşıya gidip bunu pişireceğiz. Sonra size ikram edeceğiz. Hadi bakalım. Tadına bakacak. Hadi İnşallah. Bakalım. Hemen fırına gidiyoruz. Buyurun Ustam. Ateşli yollardan gidiyoruz ha. Evet, çok güzel.
meşhurlarını da gelin. Teşekkür ederiz. Evet, burada buradaymış bile. Arkadaşlar 5 dakikada yiyebileceğiniz, bence Antep'te yiyebileceğiniz en güzel, en özel katleri şu anda yapıyor ustam. Orijinal, saf, sade yağ, yanına süt kaymağı, ve kaymağı, boz fıstık. Boz fıstık, sade yağ dediğim gibi, şeker. Evet. Şimdi bir de sunumunu yapacağız, yine süt ve muzla. Vallahi bravo, vallahi bravo, merak edin. O zaman 5 dakika sonra bekliyoruz. 5 dakika. Kaç derecede bir şey bu şu anda? Şu anda 250 derecede. 250 derecede şu anda. Aynen öyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Gaziantep'te son 5-6 yıldır trend olan bu şekilde yuvarlak simit katmerimiz var bizim. Bunun içerisinde fıstığı ve kaymağı daha yoğun. Şimdi bunun da nasıl olduğunu iç kısmını kesip iç kısmındaki güzelliği size paylaşacağız. Şimdi hemen fırına gidiyor. Vay be. Hem normal standart katmerimizi göreceğiz, hem evet, de evet, o da bak şu anda kabardı zaten. Birazdan hazır olacak. Evet. Sunumlara dönüş yapacağım tekrardan size. Evet, şu anda fırından katmerimiz çıktı. İlk katmerimiz Anteplilerin klasik tabir ettiği, doğru mu? Evet, klasik. Klasik katmerimiz hazır şu anda. Çıtır çıtır duman üstünde. Şimdi hemen ısınma yapılacak. Sütünü doldurur musun ya? Oo, maşallah diyelim. İşte şu anda çok güzel. Oo, mükemmel. İşte bak. Görüyorsun değil mi? Keseyim onu abi. Evet. Kesin. Abi. Evet. Keserken de şey yapalım. Volkan biraz yakın katraj al lütfen. Tamam. Çok ışır ses çıksın. Arkadaşlar, bu Gaziantep'lileri böyle pazar günleri özellikle keyfi kahvaltısında, kahvaltı yapmadan yedikleri sütle beraber, değil mi abi? Evet. Katmerimiz bu. Bu standart katmerimiz. Şimdi tabii bu köşk işi tamamen şey yapmış, büyütmüş ve geliştirmiş. Ne yapmış? Arkadaşlar, simit katmer dediği bir katmeri de yaptı. O da şu anda içeride fırınımızda pişiyor arkadaşlar. Onun fıstık ve evet fıstık ve şeyi yoğunluğu daha fazlaymış. Kaymak yoğunluğu. Bakar mısın içerisinden? Sade yağ akıyor. Sade evet yağ sade yağ akıyor arkadaşlar. Tamamen emek işi arkadaşlar. İbrahim Bey de zaten yıllarca bu katmer ve pasta üstüne kendini çok geliştirmiş bir ustamız. Abi şimdi iddialısın o zaman değil mi katmerde? Tabii. Bu kadar basit. Evet. Evet. Şimdi mas üstüne yapacağız. Muzla. Yani şimdi gelip ya yani burada kebabınızı yediniz değil mi? Evet, Cansucuğum. Aynı şekilde kebabı. Burada ciğer ya da ciğer efendime söyleyeyim bir böyle kavurmasından yediniz. Sonra canınız tatlı çekiyor. Aynı şekilde. Nereye geliyoruz? Bizde şey derler. Şile çektim. Şire, canım şire çekti. Canım diye. Şire çekti. Hemen ne yapıyorsun abi? Köşke geliyorsun. Köşke geliyorsun. İbrahim abiyi buluyorsun. Orada İbrahim abimiz size. Bakın şu bardakların kenarları arkadaşlar burada iyi görün diye söylüyorum. Kuş boku fıstıkla tamamen bezenmiş durumda. Ya içer... Çikolata. Aynen. Çikolata üzerine kuş boku fıstık. Aynen içerken şöyle çikolatadan önce aldı. Ondan sonra bardaklara kenarlarına aynen böyle içerken bile keyiflen içesiniz diye. Evet. Şimdi.
insanın canı istemesi isteyecek böyle bir hani mutfakta yemek yaparken tadına bakarsınız ya. Hemen bir tane alıp tadına bakıp yani bakasım geldi. Dur canlı çekimi yapıyorsun dedim kendi kendime. O zaman birazdan devam edelim. Gerçekten çok güzel oldu. Herkes emeğine sağlık diliyoruz. Mükemmel bir katmer. Dur bakalım, şeyle. Dur bakalım. Dıt diye sesini duyduk. Heh. Hemen geçiyoruz. Diğeri çıktı, diğeri çıktı. Diğeri çıktı ona ben. Evet. Yapılışı da çok güzel. Görseli bakın, de çok güzel. Bu akanlar arkadaşlar direkt sade ya. Sade abi için Antep fıstığı yani evet. Kuşbaka fıstık ve kaymağı. Bunlar hep fıstığın yağını çıkarıyor. Evet. Bu şekilde oluyor. Şimdi evet. Bakın özel bir şekilde. Oh, hemen gidiyoruz. Bunu mu ters çevireceksiniz? Yok bu şekilde. Bu şekilde. Bunu yapar mısınız ya? Şimdi gel bunun kesmesine. Hadi. Kıtır kıtır iki. Evet. 3, 4. Ama nasıl bir kısır kıtır ediyor. Biraz yavaş kes. Kesin daha zıraç gelin. Ağır çekim yap Volkan buralarda bak. Tamam. Tabii tabii. Sağ mısınız ya? Aynen. Mükemmel. Bir tanesini kaydedebilir miyiz? Kaymağı görüyorsunuz değil mi? Şu bir tanesini kaydedeceğim. Bu kaymağını aradan daha çok gösterelim. Şöyle. Almam lazım bunu. Şu şekilde. Bakar mısın Volkan? Bak bak bak. Mükemmel ya, kaymak akıyor. Evet, bravo. Ağız kısmından kaymaklar akıyor. Volkan şurada gel, dönder. Evet, maşallah. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi servis sunuma hazırlanacak. Yine de kovalım ya. Evet, şu anda fıstığa doymadıysanız diyor, yani İbrahim abi diyor ki fıstığa doymadıysanız biraz daha. Biraz daha. Buyurun bakalım. Hadi şimdi şunu bak. Şimdi tadıma. Hadi bak şimdi tadıma aynı. Tadıma. Nereye geçelim? Buyurun. Kaç yer yiyorsun? Tamam. Şu anda fıstık çöreğinde yerdik. Vallahi köşk katmer İbrahim abi bu işi gerçekten ehliyle yapıyor. İbrahim abi şimdi bir porsiyon katmer bu mu? Evet. Bir porsiyon istediği zaman kişi böyle bir şey geliyor. Bin kişi de yiyebiliyor, dört kişi de yiyebiliyor. Tabii. Yani bu şeye göre. İsteğe bağlı. Ama rahatlıkla dört kişi bile bunu rahatlıkla yer ama Antepliyseniz ancak bir kişiyi keser. Ben tek başıma, bir tane yiyebiliyorum. Bundan da fark etmez. Bravo İbrahim abi ya. Ellerine sağlık şimdiden. Çok teşekkürler. Biz hemen devam edelim. Aynı şekilde. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Görsel mükemmel. Lezzetine şimdi bakacağız tekrardan. Yalnız öyle kıta kıta duruyor ki hemen şöyle bir tane alıp hemen bir yesin geliyor. Hadi bakalım. Desem ya ne olacak? Bir de ben elimle almak istiyorum arkadaşlar. Kibara gerek yok. Katmer elle yiyin. Aslında elle yiyin değil mi? Hani biz çekim yapıyoruz ya. Hadi hadi hani tamam. Elle şatla işte şöyle bu sefer ikiye katlarsın. İbrahim abi doğru mu? Şöyle ikiye katlarsın şu şekilde. Heh. Aman Allah'ım çıtırtısı buraya geliyor. Harika. Elinize sağlık abi. Herkesi köşke bekliyoruz arkadaşlar. Hem kebaba, hem yemeğe, hem tatlıya güzel görselleri sizlere bekliyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Her şey tadı çok güzeldi. Lezzetler. Herkese tavsiye ediyorum. Katmer bildiğiniz gibi gerçekten Gaziantep özel bir tatlıdır. Mükemmel de özellikle simit katmer fıstığı ve kaymağı daha yoğundu. Hani böyle gerçekten ağırdı. Ama diğer bizim normal klasik katmerimiz de hani daha hafif, daha hoştu. İkisi birbirinden çok güzeldi dediğim gibi. Birisi bir tık daha simit katmer, bir tık daha ağırdı. Çok güzeldi. Afiyet olsun diyorum ve şu anda da çayımı yudumluyorum. Tekrardan size kapanışta demiş yapacağız. Canlar, bugün size o kadar güzel lezzetli yemeklerle, lezzet kebaplarla tanıştırdım ki, lezzetli bir mekanla tanıştırdım sizi. Aynı zamanda burası Gaziantep'in buram buram tarihi eser, yani tarihi eserlerin Gaziantep Kulesi'nin alt kısmı burası. Buram buram tarih kokuyor. Şimdiler ben orada hemen onun yanına geçiyoruz. Her şey çok güzeldi. Gerçekten aynı zamanda katmanda çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Güzel ikramlarınız için. Celal Bey, özellikle şunu belirteyim. Katmer'de hani iddialıyız dediniz ya. İbrahim Bey varken gerçekten iddialısınız. Çünkü ustam yani gerçekten emeğine yüreğine sağlık. Yani ayrı bir sevgisini de katmış. Kendisi de sizler gibi çok cana yakın. Sağ olsun bizi ağırladı orada. Çok da güzel bir şov yaptı. İnşallah siz de izlersiniz. Efendim ben şunu söylüyorum.
Yani Gaziantep'e gelip de hani kebabı bir yerde yiyorlar, tatlıcıyı gidip başka yerde falan yiyorlar ya. Hiç gerek yok. İnanın böyle bir şeye gerek yok. Hiç yorulmasınlar. Köşeye gelsinler abi. Doğru mu? Köşeye gelsinler. Önce güzel güzel acılı yesinler. Ondan sonra da tatlı bölümüne geçip, şurası, tatlı bölümüne geçip tatlıları götürsünler. Arkadaşlar, kebabından tutun, ikramından, servisinden, park, aynı zamanda aracı park edecek yer de var. O da çok önemli. Tabii. Sigara içen müşteri üşmesin diye özel ateş bile yakılmış. Bu da çok güzel ya. Her şey çok güzel, hizmet çok güzel. Bence bizden bugün de bu kadar olsun diyorum. Bir kapanış yapalım mı? Hadi. Hocam siz de buralım. Hadi bir buyur, gel, ben yapalım. Abi buyurun siz de gelin ya. Buyurun buyurun. Gel Vedat abi, gel. Sensiz olmaz. Vedat abi sensiz olur mu ya? Güzel lezzet, güzel ikramlar, güzel bir yer, güzel bir mekan. Tam bir aile ortamı ya. Evet. Çok güzel bir aile ortamı. Gaziantep'te herkesi köşk kebaba bekliyoruz. Evet. O zaman ne diyelim? Can Osman'ın ön dünyasında abone olmayı unutmayın. Bayan Bey'e emanet diyelim. 1, 2, 3. Cansu ve Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın. Bayan Bey'e emanet diyelim. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Görüşmek İyi üzere. İyi akşamlar. Köşk kebaptan herkese selamlar. Thank you.